Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve Türkmenistan'la birlikte zirveye özel konuk olarak davetli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti burada büyük bir gelişme olarak görülüyor. Türkiye, diplomasisini ve hükümetlerle ilişkilerini yenilediği için bugünlerde Orta Asya'da destekle karşılanıyor. Bildiğiniz gibi Türkiye, Rusya ve Çin'le karmaşık ilişkilere sahip. Ama aynı zamanda bu ülkeler, en azından dışarıdan göründüğü kadarıyla, Türkiye'yi de masada görmekten memnun. O nedenle buradan ne çıkacağını izlemek ilginç olacak. Türkiye, Orta Asyalılar için çok önemli. Çünkü bu ülkeyle artan ekonomik ve ticari ilişkiler var. Bu ülkeler, Türk hükümetinden gelen siyasi desteğe de güveniyor. Uzmanlarla konuştuğunuzda, özellikle Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan gibi ülkeler, Türkiye ile daha yakın ve sıkı ilişkiler istiyor. Türkiye'nin kalkınma modelini pek çok açıdan bir örnek olarak görüyorlar. Ama aynı zamanda Türkiye'de yaşanan gelişmeleri de izliyorlar. Özellikle Türk demokrasisine her zaman hayran olan demokrasi destekçileri ve muhalefet üyeleri, Türkiye'de siyasi sistemde yaşanan değişiklikler ve basın özgürlüğünün nasıl düşüş yaşadığına ilişkin hayal kırıklıklarını dile getiriyor. Yani bu konularında Orta Asya'nın entelektüel ve iş çevrelerinde, Şangay İşbirliği Örgütü üyeleri içinde de tartışıldığını söyleyebilirim. Ama Ankara'nın desteği çoğu ülkede, hatta Rus heyetinde de önemli görülüyor. Türkiye ile dostane bir çalışma ilişkisi istiyorlar. Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşın sonlandırılmasına yönelik çabaları, Rusya ve Ukrayna arasında barış görüşmelerine ev sahipliği yapma teklifi. Bu gelişmeler ve teklifler heyecanla izleniyor. Türkiye önemli çünkü NATO üyesi. Özbek hükümeti ve diğer ülkeler, Şangay İşbirliği Örgütü'nün Batı karşıtı bir koalisyon olmaması için bastırıyor. Bu örgütün NATO'ya paralel bir güvenlik bloğu haline gelmesini istemiyorlar. Türkiye'nin NATO üyesi olması ve bu zirvenin parçası olması, Özbekistan hükümetinin NATO üyeleriyle daha yakın ilişkiye açık olduğunun bir mesajı olarak değerlendiriliyor. Türkiye, Şangay İşbirliği Örgütü çevrelerinde en yakın NATO üyesi olarak görülüyor. Şangay İşbirliği Örgütü'nün şu anda dünya nüfusunun yaklaşık yarısını temsil ettiğini hatırlatmak isterim. Ancak burada Ermenistan gibi Türkiye ile iyi anlaşamayan ülkeler de var. Türkiye ve bazı Orta Asya ülkeleri arasında çeşitli konularda siyasi anlaşmazlıklar var. Özbekistan'ın Ankara ile karmaşık bir ilişki tarihi bulunuyor. O nedenle Türkiye tartışıldığında bu faktörler de ortaya çıkıyor. Ancak Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde ve çevrelerinde memnuniyetle karşılandığı görülüyor. Türkiye'nin kısmen de olsa masada olmasını istiyorlar. Bu da Türkiye'nin demokrasi ve özgürlük alanlarında pek çok açıdan düşüş yaşadığı bilinse de Müslüman bir demokrasi statüsüyle ilgili de bir şeyler söylüyor.